Efendim iyi akşamlar. Bugün çok önemli bir konuyla sizlerin karşısındayız. Ve tabii ki birbirinden de kıymetli, önemli konuklarım var. Daha sonra Skype'da da çok önemli konuklarım olacak. Ama şu anda stüdyomdaki konuklarımı hemen size takdim etmek istiyorum. Ben kendisiyle daha önce de program yapmıştım. Hiç kırmadı beni, geldi. Ve kanseri konuşmuştuk onunla. Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Sayın Dida Kaymaz hanımefendi burada. Hoş geldin Dida'cığım. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki siz onu aslında sanatçı, ses sanatçısı olarak tanıyorsunuz. Benim meslektaşım, dünyalar güzeli, kardeşim. Onu çok seviyorum ve zor bir süreçten geçti ama atlattı sevgili Şimal bizimle beraber. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim asıl. Benim için çok kıymetli bir mevzu. Burada olmaktan şeref duyuyorum. Estağfurullah. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Evet, evet. O yüzden olmazsa olmazımız tabii ki. Başımızın tacı doktorlarımız ve çok önemli bir profesör kendisi. Sayın Can Feza Sezgin de bizimle beraber olacak. İç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı. Çok kıymetli bilgiler konuşacağız. Daha sonra da Skype bağlantımız olacak. Bizden bir yere ayrılmayın çünkü yine çok sevdiğinizi düşündüğüm bir oyuncu, genç kardeşim. Hepimiz ona çok ilk duyduğumuzda üzülmüştük ama o da galiba artık toparlıyordu kendini. Ve güzel haberler aldık. Sevgili Boğaç Aksoy, Arka Sokakların oyuncusudur. Genç, yakışıklı. O da bizimle beraber olacak. Ve çok önemli bir gazeteci. Köşesinde sürekli bunu yazıyor. Kanseri yazıyor. O da nasıl atlattığını yazıyor. Araştırmaları yazıyor. Hiç peşini bırakmıyor. Sayın Fulya Soybaş da bizimle beraber olacak Skype'tan. Onunla da konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi hangi biriyle nasıl başlayayım ama tabii hemen aslında Dida ile başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü içimizdeki en kıdemli diyeyim bu konuda ve bu konunun artık hakikaten uzmanı gibi hem derneğini kurup başında olmak hem de 3-4 ay ömrünüz kaldı dedikten sonra kaç sene geçti? 14, 6 ay. Evet. 14 yıl 26 altı. Yaşındaydık. Şimdi 44 yaşındayız. Aslında zamanı bile hesaplayamıyoruz. Evet, 27'ye giriyorduk. Hı hı. Bayağı olmuş. Peki hemen sevgili Dida'cığım ben gerçekten hani şeyi çok merak ediyorum. İlk 26 yaşında biz mesela kanseri çok önemsemiyoruz. Sanki bizim başımıza gelmez gibi düşünüyoruz ya. Evet. Ne için gitmiştin doktora ve nasıl sana ne dedi ve ilk anda ne hissettin? Aslında jinekolojik kanamalar için gitmiştik. Belli taramalardan sonra bunun bir rahmin ardı, mide zarındaki bir kanser olduğu söylendi. Bundan sonra radyoterapilere başladık. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra ikinci primer kalın bağırsak kanseri teşhisi konduktan sonra bu 6 aylık sürecin kaldığı söylendi. İlk tümörde değil, ilki çünkü başarılı bir tedavi olarak gidiyordu. Ya şimdi ne hissediyorsun? Bir kere ilk o sorgulama neden ben? İlk o kendini yargılama ya ben ne yaptım? Yani hayatta ne kötü gidiyor? Kime ne yapmış olabilirim ki? Çünkü bu hep kendini suçlama, reddetme dönemi diyoruz bence biz hepimiz buna. Kendimizi suçluyoruz. Bir o benim annem ilkokul öğretmeni, çok da öpüyorum onu buradan, sevgiler İzmir'e. Sevgiler. Böyle öğretmişti bize 30-31 hani ay kaç çeker diye. Hani kaç tane 30, kaç tane 31'lik ayımız kaldı da 6 ay yaşayacağız gibi bir sorgulama. Ama çok hızlı bunun içinden bir çıkış oldu ve herkesin bildiği buradan benim çok sevdiğim bir laf var. Dinince dinlensin diye Profesör Veronese'yi biz kaybettik. Profesör Veronese ile tanışma sürem var ve orada çok hızlı bir kendine dönüş süreci yaşıyorsun. Çünkü profesöre ben bana 6 ay yaşayacağımı söyleyeceksin dediler dediğimde biz içeride de konuştuk. Bana şöyle bir şey söyledi. Hiçbir doktoru tanrısallaştırma. Siz kumaşsınız, biz terziyiz. Siz olmadan biz hiçbir şeyiz. Dolayısıyla burada belki genel mesajlar vermemiz gerekiyor. Sadece Dida özelinden değil de burada hastanın iyileşme motivasyonu doktora çok fazla katkı sağlıyor diye düşünüyorum ben. Yani doktor bir noktada elinden gelenin her şeyin iyisini yapsa da hastanın içindeki iyileşme motivasyonu,
profesörden öğrendiğim ve kendim de uyguladığım kadarıyla iyileşmenin biraz içten dışarı olması gerektiği, medikal olarak çok iyi bir onkologla yürüdüğünüz kadar ruhsal olarak kendinizde iyileşme potansiyeliniz, hayata tutunma araçlarınız, beslenmeniz, uyumanız, biraz önce konuştuğumuz gibi su içmeniz, işte bu vücuttaki melatonin düzeyi, nasıl uyuyorsunuz, nasıl uyanıyorsunuz, işte enerjinizi nerede tuttuğunuz, ben yine şimdi bir sürü eğitimlere devam ediyorum çünkü hayatta eğitimin sonu yok. Sizin enerjiniz ne kadar yüksek oluyorsa, kendinizi ne kadar topraklıyorsanız aşağıdaki enerji oraya doğru yükseliyor. Dolayısıyla negatif insanlarla ilişkinizi belki artık kesmeniz gerekiyor. Çünkü zaten çok zorunlu ve çok yorucu bir süreçten gidiyoruz. Hı hı. Ben çok iyi yol arkadaşlarıyla yürüdüm. Türkiye'de benim sürecimi Profesör Mutlu Demiray yönetti döndükten sonra. Diğer sürecimi Avrupa Onkoloji Enstitüsü İtalya'da yönetti. Profesör Veronese, radyolojide Ramon. Bu süreçte doktor ne dediyse o. Hastalar bir doktor değildir birbirine öneride bulunacak. Her hastanın öyküsü farklı. Türkiye'de bu çok var. Ya bir bakayım senin değerlerine. Ya ne olmuş? Hı hı. İşte senin trombositin kaç? Ya sen şunu yesene. Ya bunu sana bir onkolog söyleyebilir. Evet. Bunu sana doktor söyleyebilir. Peki doktor önermeyi mesela uygun buluyor musun? Mesela ben doktor önermeyi uygun buluyorum. Çünkü değil mi? Yani bu mesela bir doktora gidiyorsun ve bir şeyle karşılaşıyorsun ya. İnanmak istemiyorsun belki orada. Ve başka bir doktora daha gitme ihtiyacı duyuyor insanlar. Ya kesinlikle şöyle doğru buluyorum. Doktor önerilebilir ama hasta doktoru hissetmeli. Biri önerdi diye ben değil. Ben öyle seçtim doktorumu. Değil mi? Senin, kalbiniz onu seçiyor. Evet. İnanın öyle oluyor. Seninki de mi öyle evet, oldu? Evet benim de öyle oldu. Yani doktoru önerirsin ama yani ben Can Feyza Hoca'ya gitmişimdir, enerjim muhteşemdir. Hı. Ama siz gitmişsinizdir, o iletişimi kuramamışsınızdır. Yani bir doktor çok ünlü bir hastanenin doktoru diye bu doktor iyi diye bir şey yok. Senin enerjinin, çünkü o yolculuk çok uzun bir yolculuk. Evet. Doktorla yürüdüğün yolculuk çok önemli. Doktoru hissedersen o yolculuğu yürüyeceksin. Yoksa ben artık şuna inanmıyorum. Artık biz hastanelere gitmiyoruz. Biz doktora gidiyoruz. Hastane diye bir şey kalmadı dönemimizde. Doğru. Eskiden çünkü hastaneydi. O hastanenin altında doktorlar toplanırdı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten okul da seçilmez, öğretmen seçilmez. Büyüklerimiz hep aynen böyle öyle söylerler. Ve sonra derneği kurdun. Derneği Türkiye'ye döndükten sonra biliyorsunuz benim 14 yıldır bir hayat arkadaşım var. Onunla tanıştım ve onu tanıdıktan sonra ben başka insanlar için hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Şanslı bir grupta olarak. Evet, kanser iyi gidiyor. Eski İtalya Sağlık Bakanı doktorun böyle şansların var. Çünkü o da bir sivil toplum örgütü lideri. Ve dedim ki ben diğerleri için başka bir şey yapmalıyım. Yani bütünün hayrına bir şey. Çünkü her şey yolunda gidiyor ve güzel donanımlara sahibiz. Ve hayatı kansere dokunmuş insanlarla birlikte bir yolculuğa çıktık. 12. yıla geldik. Evet. Kurumsal bir yapı. Burada altını çizerek ve gururla söylüyorum ki her sene bağımsız denetim alan, bilançosunu bağışçılarıyla paylaşan, web sitesine girdiğinizde her senenin bağımsız denetim raporunu ve bilançosunu görebildiğiniz bir sivil toplum örgütüyüz. Pandemiden beri bilimsel bireysel yardımlar yapıyoruz. Çünkü çok zor durumda yani insanlar. Güzel gidiyoruz. İstanbul'da kamuya ait ilk çocuk kemik iliği nakil ünitesini açtık. Devlete ait. Çünkü Gizem'in de olduğu dönemde bir Beytullah'ımız vardı bizim. Biliyor. Beytullah'ı kaybettik. Evet. Beytullah'ın adını verdik. Beytullah'ın adıyla birlikte bir sürü çocuk can buluyor. 5.2 milyonluk bir bağış topladık. Çok önemli. Ve bu 4 sene öncenin 5.2 milyonuydu. Ya bizim için çok değerliydi. Çünkü kamu hastanelerinde yapmak bir sürü sosyoekonomik durumu düşük insanın faydalanmasını sağlıyor. Kendine özel bir şey
yapıp döner sermayeden bu parayı kazanmaktansa, hı-hı, bizim bakış açımız en azından bu şekilde. Ya çok güzel gidiyor. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın, hakikaten biz de gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, başından beri varsınız. En başından beri varım evet. Ve yani Gizem de benim kızım da gençlik komitesinde. Ve çok önemli. Hemen hocam size sormak istiyorum. Kanseri tetikleyen en önemli etken ne? Şimdi şöyle, o çok farklı faktörler var ama baktığımızda bizim aileden genetik yatkınlık gibi duruyor ama onlar şu an halen daha düşük oranda. %10-15 meme kanseri için baktığımızda. Diğer kanserlerde de belirgin geçiş %5-10. Halen daha çevresel faktörü ve yaşamsal faktörlerin önemli etkileşimini görüyoruz. Bazen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hani ne yersen ye tarzında yaklaşımda bulunuyorlar ama beslenme tarzı, stres, zararlı alışkanlıklar, alkol veya sigara tüketimi. Bu arada gece, sağlığa zararlıdır, bunları kullanmıyoruz arkadaşlar. Evet. Gece uyku yönetimi, kaçta yatıyoruz? Bölümü uyku çok var mı? Önemli. Kesinlikle çok çok önemli. Su içiyor muyuz? Onu söyledin, su için su. Yani ben özellikle Türk kadınlarımızın, vatandaşlarımızın, ben erkeklerden beklediğim su içmeme olayını kadınlarla konuştuğumuzda, hastalarımızla konuştuğumuzda ve benim yardımcılarım dahil su içmiyorlar kadınlar. İlginç bir şekilde. Neden içmiyor acaba bu kadınlar su hocam ya? Var bilemiyorum. Çok ilginç. Yani bunu aslında bir araştırmak lazım. Ben Türk toplumunda gerek onkolojik hastalıklarda gerekse normal popülasyonlarda kadınların normal hayatlarında çok az su tükettiklerini, bunun bir nedeni şöyle olabilir, erkeklerin tuvalet alışkanlıklarını daha özgür ve serbestçe götürebilmelerinin bunun bir rolü oynadı. Çünkü ben konuştuğum zaman bu yönde bazı yani samimi anlatımlarda bulunuyor. Ama bizim hareketsiz hayatımızın artması, endüstriyel hayatla beraber, evet, fast food'un hayatımızın içine girmesi, mesela bugün çok genç bir hastam vardı, çok sağlıklı bir hanımefendi, pankreas kanseri ve genç. Şimdi ben pankreas kanseri açısından baktığımda şu an dünyada bazı kanserler, önemli kanserler azalıyor ama pankreas kanseri, karaciğer kanseri, safra yolu kanseri artıyor. Hemen gerekçesine baktığımızda işte hareketsiz hayat, stres, uyku bozukluğu ama en önemlisi kötü beslenme ile beraber organ yağlanmaları. Şimdi bunlara baktığımız zaman aslında insanlar kanserden korunma yanı sıra kalp damar sağlığı, beyin ruh sağlığı. Çünkü gıdalarımız sadece bizi kanser yapmıyor. Kanser gidişte bir süreçtir. Bir artış var ama değil mi kanserde şu anda dünyaya da baktığımızda? Artış var. Var değil mi? Şöyle bir artış var. Özellikle bazı tip kanserlerde artış var. İşte organ yağlanmasına bağlı kanserlerde artış var. Nedeni çocuklarımız, benim çocuğum dahil çocuklarımız eve hapsoldu. İngiltere'de bir çalışma vardı. Yani bir çocuk bir hafta dışarıda geçirdiği süre hapishanedeki kişilerden daha az süre. İngiltere çalışıyor. Bizim çalışmalarımızın da ben benzer olduğunu düşünüyorum. Çocuklar endüstriyel hayatta daha fazla hareketsiz, daha inaktif organlar daha fazla yağlanıyor. Daha fazla fast food tüketiyorlar. Tabii ki spor yok, egzersiz yok. Yani su az içiyorlar, fast food, egzersiz azlığı, detoksifikasyon. Detoksifikasyon bir yaşam biçimidir aslında. Arada sırada yapacağınız bir şey değildir. Bütün bunlara baktığımız zaman gece gündüz siklusunda dönme. Yani insanların çoğu işte kaçta ya ben normal uyuyorum diyor. Açıyoruz, ben yine kadınlarımız babında söyleyeceğim. Çünkü erkekleri ben gamsız buluyorum. Yani... çünkü bütün ailelerde veya bütün genç kızlarımızda bütün stres yükü aileler içerisinde. Çünkü kadın bütünleştiricidir ve evin bütün sorumluluklarını aslında götüren ve geride toparlayan kişidir. Ve yüzde olarak hocam sözünüzü kesiyorum, kadında ve erkekte yüzdelediğimizde kanseri. Kadınlarda daha mı çok peki? Erkeklerde bir miktar, bir tık daha çok. O da sigara ve alkol kullanımının erkeklerde zararlı daha baskın maddeleri olması nedeniyle. Evet. Ama şimdi baktığımızda sigara tüketiminin kadınlarda artmasıyla beraber sigara onları tüketimine çok bağlı kanserler biraz yani, tüketimi artıyor. Yani zararlı maddeleri. Zararlı maddelerin tüketimine bağlı kadınlarda da bir miktar artmaya başlıyor. O nedenle yani her iki popülasyona baktığımızda evet erkekler öndeler. Özellikle akciğer kanseri farkı nedeniyle.
Ama kadınlarımız son maalesef son 10 yılda erkeklere doğru yetişmeye biraz daha yetişiyorlar. Yetişmeye başladılar diyorsunuz. Peki. Şimdi geldik sana. Yaşın kaçtı senin? 35 oldum. 35 var mısın sen? Evet. Evet. Şimdi ben ilk Şimali fark ettiğimde çok güzel şarkı söyleyen, çok bakımlı, teşekkür kendine ederim. Çok bakan. Eksik olmayayım. İşte her şeyle saçı başı falan. Allah'ım nasıl süslüne püslüne düşkün. Bayağı. Hatta saçlarını yani ilk çıkartıp da böyle saçları en çok saçıma üzülüyorum falan evet, evet. diye konuşmuştu. Zor toparlamıştım kendimi saçlarımdan dolayı. Aynen. Anlamayı. Şimdi senin o sürecinin bir VTR'si var. Tamam. Onu seyredelim istiyorum. İzleyicilerimiz de bir paylaşalım. Buyurun efendim, bir VTR'mizi seyredelim. Sonra buradayız. Sanırım kurtuldum. Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Şarkıcı Şimal bir süre önce sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuştu. 2 yıldır eline gelen kitleye meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamış, tedaviye başladığını söylemişti. Allah'ın izniyle ameliyat tarihi belirlenecek. Zor günler geçiren Şimal kameralar önünde saçlarını kazıtmıştı. Genç şarkıcı sevenlerinin desteğiyle o zor günleri atlattı. Güzel haberi yine sosyal medyadan gözyaşlarıyla duyurdu. Petropor'umun sonuçları geldi. Hiç kitlem kalmamış, o kadar mutluyum ki. Ağlamak istemiyordum böyle. Kanseri yendiğini duyuran Şimal kafasındaki peruğu çıkartıp artık kurtuldum dedi. Sanırım kurtuldum. Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Şimal uzun süre kendine gelemedi. Sevinç gözyaşlarını tutamadı. O kadar mutluyum ki. Bugün benim doğum günüm. Evet. tabii yaşayan, bunu yaşayan insanlar için çok zor bir süreç. Bir kere adı çok kötü ve evet, ilk karşılaşma. Bir anlat bakalım, nasıl oldu, nasıl fark ettin? Sen sağlığına da önem veren çok bir gerçekten kızsın. Ben öyle bir inanılmaz, öyle bir kadınsın. Kendine çok iyi bakan, hı-hı, kimseyle problemi olmayan, dışarıya dönük değil, tam tersi işini yapıp evine giden... Hı-hı. Çok normal bir hayat yaşayan, stresim de çok yoktu. Ama biliyorsunuz ki bizim mesleki açıdan uyku düzenimiz, doktorumuzun dediği gibi evet, beslenmemiz, bir sahneden sonra illa o çorbalar, yağlı şeyler vesaire. Evet. Onlara uyum sağlıyorduk orkestramızda. Yani çıkmadan önce yemek yiyemiyoruz. Evet. Yani diyaframı etkiliyor zaten. Evet, zaten. Yani diyaframı etkiliyor diye yiyemiyoruz. Aynen öyle. Bu pandemiyle birlikte ben aslında biraz düzene sokmaya başladım tam beslenmemi vesaire. Ama şöyle bir şey var, elime gelen bir kitle var sağ göğsümde. Ben diyorum ki önceden yaptırdığım protezlerde herhalde spor yaparken bir şey baskı oldu vesaire, kendi kendime doktorculuk oynuyorum. Hmm. Halbuki bir kaş kirpik yaptırmaya gidecek vaktin varsa bence orada ne var ya, bedenin tepki veriyor artık, eline geliyor bu kadar, hmm, 14 santim. Sen hala tutuyorsun, 3 yıl taşımışım onu ben. Oo. Evet, onu ellerimle büyütmüşüm. En son tatildeydik, dağ tatilindeydik nişanımla. Şakalaşırken çok canım acıdı. Hmm. O gece dedim ki bunda bir iş var. Bu zamana kadar acımaması da bir tuhaftı benim için. Ama niye acımıyor diye bile sormuyorum. Ya inanın cahil biri de değilim. Okudum, gezdim, gördüm. Konduramadın mı? Asla konduramıyorsunuz. Hmm. Yani kanser ailede duymamışım. Kalp krizi yok bizim ailede vesaire. Yani... Hiç konduracağım şey değil. Bir kere ben o zararlı maddeleri de kullanan biri değilim. Alkolüm evet, de yok. Hiçbir şey yok hayatımda. Tertemiz. Ondan sonra rüyamda çok enteresan bir şey anlatacağım sadece. O gün o canımın acısıyla uyudum ben. Gece rüyamda bir dev beni kovaladı. Bir site içinde. Ben masanın altına saklandım. Ve masanın altından beni çıkarıp seni buldum dedi. Memeni göstermeye gidiyoruz deyip beni binaların üzerinden hastaneye bıraktı. Allah'a çok teslim biriyim. Hiç isyanım yok. Tamamıyla ona teslimim. Ve rüyalara, o kendimce hayırlara vesile olsun yorumuyla. Tabii ki. Ertesi gün randevu aldım ve gittim. Bana tümör olduğunu söylediler. Tümör ne? Bilmiyorum. O kadar bilinçsizim ki. Hocam aslında buraya gerçekten bunu söylemeye geldim. Yaşıtlarıma lütfen çok daha detaylı her şeyi anlatın. Çünkü bence yeni nesil de dahil olmak üzere ben de
bu konuda çok cahiliz. Kondurmuyoruz değil mi? Asla kondurmuyoruz. Kondurmamanın yanında önemsemiyoruz. Evet, kendimize evet. dikkat etmiyoruz asla, bu konuda. Evet, evet, evet. Yani dış görünüşümüze dikkat ediyoruz. Evet, bunu evet. çok söyledin. O benim çok hoşuma gitti. İçimi süsler, evet. dışımı süslerken içimi unuttuğum an diyorum oralara. Bu önemli bir mesaj aslında değil mi? Hepimizin hani o dışı süslerken içimizde aslında neler oluyor? Her sene check-up'ımızı yaptırmak. Bir işte. De kendimize dokunmuyoruz memeyle ilgili. Evet. Yani bu o kadar önemli ki. Yani meme bile biz dernekle ilgili yaptığımız projelerde mesela onu fark ettik. Göğüs diyor. Hı-hı. Yani mesela meme. Hı-hı. Meme demekten korkuyor. Şimdi göğüs evet. dediğin şöyle bir bölgeyi kastediyorsun. Meme diyebilmelisin. Özellikle biz onu dernekle ilgili verdiğimiz eğitimlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da fark ettik. İşte göğsüm ağrıyor diye gidiyor. Şimdi sen doktora göğsüm ağrıyor diye gittiğinde yaptığı tetkiklerle meme dediğinde yapacağı yok, tetkik o kadar farklı ki. Hı hı. Yani meme Kur'an-ı Kerim'de bile o kadar çok geçen bir kelime ki hı hı. aslında baktığında hani Doğu Güneydoğu'yu evet. hani sosyoekonomik durumu, inanışı daha farklı ve daha yoğun yaşayan insanlar olarak meme demiyor, kendine dokunmuyor. Bizim belki sizler de tanırsınız yine Veronese'nin öğrencilerindendir Cem Yılmaz, meme cerrahıdır Cem. Profesör Veronese'nin öğrencisi. Cem bunu o kadar güzel anlatır ki yani memeyle ilgili belki 1600 tane kelime var memenin kutsallığını anlatan. Hani bir gün isterim bir araya gelmenizi. Meme o kadar değerli, o kadar anlatılan, o kadar önem verilen yani bir evladınızı kelime besliyorsun. Yani değil mi? Yani dolayısıyla bu kadar. Yani her ayın 10 günü 10 dakika diye bir sloganları var. Yani duşta yani dokunacaksın elini kaldırarak yuvarlak dairesel hareketlerle tabii. herkesin evet. senede bir kere ultrasonografi yaptırıp evet, senin teşhis konulu nasıl oldu o olayı bir anlatır mısın? Yani ameliyat oldum biliyorum o evet, süreci. Ameliyat evet ameliyat oldum ama benim önce ameliyat olmadım. Hı-hı. Önce kemoterapi tedavisi aldım çünkü kitle çok büyüktü. Küçüldüğünde siz daha iyi bilirsiniz hocam. Hı-hı. Neşter değdiğinde sanırım sıçramalar tabii, vesaire. Cerrahın çok daha güzel çıkarması için hı-hı. kemoterapi veya kolajen tedavi veriyor. Bana öncelikle 12 kürlük bir kemoterapi verildi. Tabii ama kemoterapi bu kadar basit bir cümle değil. İnanın psikolojisi, o kayıpları biliyorum. Götürdükleri insanlar çok büyük şeylermiş. Onu anladım. Öncelikle belime kadar uzattım. O çok değer verdiğim saçımı kaybettim. Bir de ellerimle kazıdım. Ki ben nişanlıma şöyle bir şey yapmıştım. Saçımı bir gün bakıyor arkadan. Dedi ki, aşkım dedi, bunu kesersen benden ayrılır mısın? Hemen kapının önüne koyarım. Saçlarım çok değerli dedim. Ama... Gelin görün ki büyük konuşmamak gerekiyor. O kazıdı saçlarımı. Biliyorum. Evet. Çok evet. acayip bir anda o da benim için. Kemoterapileri aldın. Hı-hı. Peki o süreçte mesela gidiliyor PET kan tahlilleri yapılıyor. Çok koşturmacası var. Çok koşturmacası sıkıntılı. Var biliyorum. Çok. Onun o süreci de biliyorum. Ailemde de var yaşadığımız evet, evet. ve bildiğim süreçler. Bir umutla koşuyorsunuz. Evet. Değilsin. Bana bir doktor yani ben 60-70 doktor gezmişimdir. Çünkü her gittiğim doktorda sadece şunu arıyorum. Ya bir şey olmayacak hadi hemen tedaviye başlıyoruz. Bana çok detay sunulunca şey olurum korkuyorum. İşte şöyle ameliyat olacaksın evresi şu. Ben sanırım biraz yalan duymak istedim. Belki de kendimi öyle hissettim. Birileri seni kandırsın istedim. Kandırsın değil mi istedim. Bu konuda? Evet. Peki doktorunu nasıl buldun? Nasıl güvendin? Şöyle çok sevdiğim bir dost aile dostumuz var. Dedi ki seni bir kadına yönlendireceğim. Tam senin kafan. Çok rahat. Sana dürüst olacak, söz veriyorum. Yalan da söyleyecek ama tatlı olacak o yalan dedi. Gerçekçi olacak aslında da. Yalan dediğime bakmayın. Hemen dedi tedaviye başlıyoruz. Senin hiçbir şeyin yok dedi. Saldırgan da değil zaten senin. İki metastasın var. Evet dördüncü evresin. Ama 3 yıl tutunduğu tek yer kürek kemiğim olmuş. O da çok az. Yani çok ufacık bir yer. O da benim şansım galiba tabii, hocam tabii. değil mi? Çok büyük bir şans değil mi hocam? Ya şöyle yani... metastaz olduğu zaman dünyanın sonu değil. İnsanlara hı-hı. o evet. siz de zaten çok güzel bir rol model. Siz de çok güzel bir rol modelsiniz. Şimdi metastaz olduğu zaman biz oligometastaz dedik. Az bölgede metastaz var ise özellikle hı-hı. doğru bir tıbbi tedavi ve yaklaşımla kesinlikle iyileşme şansının olduğu grup. Artık biz bunu böyle kabul ediyoruz. Ha. Dördüncü evre iyileşmez gibi söyleyenler biraz da yanılma içindeler ve ömür
tahmini bir ömür verilebilir ama kimseye ömür biçilmez. Tabii ki. Bu hani yasal zorunluluk nedeniyle doktorlar bir tahminde bulunabilir ama en fazla şöyle, en fazla şu. Ama biz, ben hep hastalarıma şunu söylüyorum. Doktor ölür, hasta yaşar. Bizim mesela şu an 3 tane 4. evre pankreas kanseri hastamız. Bir tanesi, iki tanesi mutlak iyileşti. Bir tanesi 5. yılında 4. evre herhangi bir ameliyat olamadı. Ki yani pankreas kanseri zorlu bir kanserdir. İşte meme, kalın bağırsak, bu hastalarımızda iyileşme şansının da en yüksek olduğu, metastaz yaptığı zaman öyle biz iyileşeceksin hedefiyle gittiğimiz yani bağırsak dediğimiz, bağırsak yani kolon kanseri, meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim, ben pankreası yani da katıyorum. Bakın pankreasta 3 tane, 2 tane mutlak iyileşen, 1 tane iyileşmek üzere 4. evre olan hastamız var. Peki şeyi soracağım hocam. Şimdi meme dediğimiz zaman en azından kontrollerimizi yapıp anlayabiliyoruz. Veya işte bir rahimdeyse bu, bir kanama yapıyor, o oluyor. İşte ya da işte dediğimiz gibi rahimde yumurtalıklarda bir tümör, bir jinekoloğa gittiğimiz zaman jinekolojik muayenelerimize çıkıyor. Ama işte atıyorum karaciğerdeyse bu, akciğerdeyse bu. Ya da işte başka dalakta ciğer, yani herhangi böbrekteyse biz nasıl anlayacağız? Şöyle, insanların bakın biraz önce kadınların kendisiyle ilgili vücut benliğini bilmeleri lazım. Aslında kadınlar o konuda daha şanslı. Erken tanı taramada. Ama en azından erkek veya kadın cinsiyette de olsa fark etmez. Her insan kendi vücudunun normalini ve anormalini bilmesi lazım. Ve anormal bir olay olduğu zaman bu iki haftadan uzun sürüyor ise bir doktora başvurması lazım. Bu iki haftadan uzun süren bir şey ne olabilir? Sebat eden bir ağrı olabilir. Düzenli kronik bir müzmin öksürük olabilir. Memede bir kitle olabilir. Ki memede kitleler özellikle mesela adet dönemlerinden sonra kaybolan, adet dönemine yakın elimize gelebilen basit geçici sertlikler olabilir. Veya fibrokistik hastalık olabilir veya fibroadenom olabilir. Ama bunlar sebat ediyorsa, iki haftadan uzun sürüyorsa mesela bir doktora görünmekte fayda var. Vücudumuzun herhangi bir yerinde şişlik veya beze elimize geliyor ise, tuvalet alışkanlığımızda yine iki haftadan uzun süren bir değişkenlik oluyor ise veya bir kanlı tükürük veya kanlı balgam geliyorsa, mesela aynı anda gitmemiş olabiliriz ama iki haftadan fazla sürüyorsa bunda bir altında bir sorun var, bakmak demek lazım. Değil mi? Veya açıklanamayan kilo kaybı. Bu o kadar çok hasta var ki bu tür şikayetlerle doktora başvurup atlanabilen ki yoğunluk nedeniyle veya pandemi nedeniyle de hekime gidemeyen ve tanı konamayan çok fazla insan var. Bir kere insanlar bir zararlı alışkanlıkları olanlar. Evet, onu söyleyelim. İsmini söylemeyelim. Evet. Zararlı alışkanlığı olanlar, özellikle 30 yıl zararlı alışkanlığı olanlar 50-55 yaşlarından itibaren yılda bir akciğer tomografisi çektirmesi lazım. Ben çektiriyorum. Hayat kurtarıcı. Bakın hayat kurtarıcı. Ay, harika. Ne olur ne olmaz, bizim Türkiye'de özellikle erkeklerde çok büyük dertlerimiz var o konuda. İki, 50 yaştı, Amerika'da 45 yaşa çekildi. Kalın bağırsak kolonoskopik 10 yılda bir tarama. Kadın erkek fark etmez. Neden 45 yaşa çekildi? Maalesef bu hareketsiz hayat, fast food, zararlı alışkanlıklar, uyku düzeninin bozulması kolon kanseri riskini de arttırdı ve gençlerde artıyor artık kanser. Evet. O nedenle 45 yaşa çekildi. Kadınlarımızda zaten pap smear testi, yıllık jinekolojik meme kanserinde de hocam sanırım yaşlar bayağı küçülmüş değil meme, mi? 20'de şöyle, bile meme kanseri olan tabii, var sanırım. Meme kanseri özellikle triple negatif dediğimiz ailesel geçiş faktörü de olan bir tip gençlerde görülmeye başlandı. Evet. Peki hocam protezler etkiliyor mu kadınları? Evet, çok merak ettim. Meme protezlerinin kanser riskini arttırdığına dair bir çalışma yok. Sadece meme protezinin arka tarafı pürtüklü olan özel bir yani pürtüklü dokusu olan bir protezde, bir firmanın protezinde çok nadiren lenfoma, meme lenfoması görüldüğü bildirildi. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de o çok yoğun kullanılan bir protez değil. Zaten göğüs protezi olanlar doktorlarına danışarak bu yapısı tırtıklı olan mı, düz olan mı onu öğrenebilirler. Özellikle tırtıklı olanlarda lenfoma riski var ama çok düşük bir risk. Çok düşük. Ya bunu nasıl anlayacaklar? İşte protez kenarında sertlik,
şekil bozukluğu gibi. Bir de yılda bir meme ultrasonuyla tabii. bir kontrol yapıldığı zaman aslında çok kolay. Aslında ultrason bile yeterli değil çok mi? Çok kolay. Tabii yani hani, evet. değil mi? Mamografiye hani tabii ki gidelim. Gençlerde kesinlikle şöyle söyleyelim hani onun da mamografi gençlerde çok işe yaramıyor. Evet. Yani meme yapısı yoğun olduğu zaman meme muayenesi, meme ultrasonu fizik muayenenin parçasıdır. Şüpheli olduğu durumda yine gençlerde özellikle 50 yaş altında meme MR'ı ama mamografi de doktor önerisiyle çekilebiliyor. 50-55'li yaşlardan itibaren de risklere göre mamografik taramalar, daha önceden hani yılda bir çekilelim deniyordu ama riskiniz yoksa, aile hikayeniz yoksa 55 yaşından sonra özellikle 50-55 yaş arasından sonra 2 yılda bir mamografiler çekilebiliyor. Ama dediğimiz gibi burada insanların özellikle öz farkındalıklarının olması, sağlık okur yazarlıklarının olması, doğru sitelerden ve doğru kaynaklardan sağlık haberlerini alması. Bizden Türkiye'de kanser dediğiniz zaman herkes kanser uzmanı, biz değiliz. Evet. Yani maalesef. Bizden daha bilgili herkes. Evet. O nedenle doğru kanallardan öğrenirlerse kendi sağlıklarında daha iyi olur. Yani aslında şu değil mi, şunu anlatmaya çalışıyoruz herhalde hepimiz. Önce vücudumuzu dinleyelim, tanıyalım. Tanıyacağız. Evet. Değil mi? İnsan hani öz biz kendimiz mi? Haricinde her şeye çok fazla ilgiliyiz ama vücudumuzu tanımak çok daha önemli. Bir de şeyi merak ediyorum. Şimdi kanser tedavi edilebilir bir hastalık değil mi? Artık tabii yani tedavi şu an, edilebilir. Biz hani burada bir umut tacirliği yapmıyoruz. Bakın iyileşen gayet güzel insanlar, mücadele eden insanlar var. İyileşen çok sayıda hasta var. İyileşebilen bir hastalıktır. Burada en önemli şey tanı konduktan sonra tedaviye geçen kadar süre ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Yani bu dördüncü evrede olsa fark etmiyor. Tanı kondu. İlk 4 ila 6 hafta arasında başlandığı zaman iyileşme şansı, iyi yanıt alma şansı daha fazla oluyor. Siz bekleme periyodunuz 2 ay özellikle geçtikçe kitleler ne kadar büyürse kitlelerin içerisinde genetik değişiklikler, ilaç direnci farklılaşıyor. Nasıl COVID mutasyon geçiriyor? Bu hücreler de mutasyon geçirebiliyor. Bizim kanser süreci hızlanmış bir evrimsel süreçtir aslında vücudumuzda olan şey. Aşısı bulundu mu hocam? Kanser aşısı, dendritik aşılar yapılıyor. Biz de yapıyoruz. İşte akciğer kanser aşı dediğimiz Küba aşıları yapıyoruz. %15, %20 hatta etkinliği var. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde COVID teknolojisinde kullanılan mRNA aşıları, kanser aşıları gelecek ki bunların faz 1, faz 2'leri yapıldı. %20-25 iyi yanıtlar elde edildi. Şimdi COVID'in şöyle bir yararı oldu. Evet zorlu, bütün dünya zorladı ama kanserde bir çığır açacak, yeni bir immünoterapilerin şeyini açacak, kapısını açacak. İmmünoterapi ilaçlarının haricinde insanların çoğu kanser hastasına yönelik özel spesifik kanser mRNA aşıları gelecek 3-5 yıllık süre içerisinde. Kanser aşıları var. Arzu edilen düzeyde değil ama artık bu önümüzdeki süreç biraz daha hızlanacağı benziyor. Çünkü şöyle çocuklarda mesela kanser görüyoruz. Çocuklarda da artıyor. Çok kanser. Artıyor. Şimdi bunun mesela değil mi? hadi sen 35 yaşındasın ve yaşam şartlarımız, zorluk, mücadele diyelim ya da işte böyle oldu. Yani sebebi ne olabilir sana? Ne dediler mesela? Benim genetik testimi yaptıklarında yok. Ailede yok. Tamamıyla dediğiniz gibi dış etkenler. Stres yönetimi olmaması. Uyku düzeni bozukluğu, beslenme. Ne kadar iyi besleniyorum deseniz de gerçek bir beslenme var. Onu uygulamıyormuşuz. Daha sağlıklı şeyler yenebilirmiş ama bence benim kesinlikle stresimi yönetemediğim için olduğunu düşünüyorum. Beden bir süre, dediğinizde içeride de konuşmuştuk sizinle. Önce topluyor, önce ruhunuz bir dertleniyor, kederleniyor. Sonra onu bedende ya saç kıran olarak, ya sakal kıran, ya kanser, ya egzama, mantar bir türlü beden onu bir şekilde atıyor dışarı. İmmün sistem, stres immün sistemi bozuyor. Senin genetik yapın nasıldı Vida? Yani şöyle, benim hasta olduğum zamanda ailede hiç kimse de yoktu. Ama şimdi o kadar zaman geçti ki benden sonra baba tiroid kanseri. Babamın babası akciğer kanserinden vefat etti. Babamın annesi löseminden vefat etti. Şimdi ben
Hı-hı. O zaman da çok şeydi, ailede de kimse de yok ki. Evet, diye. Hı-hı. Mesela o zaman konuştuğumuzda, evet. O zaman da ailede bir tek bende var. Şimdi aradan o kadar zaman geçti ki. Şimdi ailede bakıldığında mesela anneyle konuşuyoruz. Anneanne overseya. Şimdi geçen sene annem COVID döneminde yumurtalık kanseri oldu. Hı-hı. Hastaneye yattı. Şimdi mesela bende daha bir taşlar yerine oturuyor. Şimdi bunun... Eğer bu genetiği midir, şudur, budur dersek, şimdi hı hı. baktığımda evet genetik bir yatkınlığım şimdi yatkınlığı. Ortaya çıktı. Ama teşhis konulduğu dönemde, evet yani şey diyorsun ya hiç kimsede de yok, neden bu benle başladı, ilk bende var diye. Ama benim de o dönem o kadar travmatik ve strese maruz kaldığım bir dönemdi ki, ben bir şey söylemiştim yani 48 gün dua ettim Allah'ım bağışıma. Evet. Öyle bir şey gelsin ki hani bu yaşadığım acıyı unutayım diye 48 gün dua ettiğim bir dönem var benim yurt dışında yaşarken. Evet. Bunu ama bana programda söylemiştim ve ben bu hastalığı üzerime çektim dedin. Aynen. Yani... Ben hasta olmak istediğim için hasta oldum. Şimdi aslında o kadar, şimdi ben o Peru'ya gittiğim dönemde de şimdi onların, yani şamanik öğretilerde de diyor ki ruhsal, zihinsel, duygusal ve eterik dört tane bedenin var diyor. Şimdi öbür tarafta tasavvufa baktığında mukadderat-ı külli, mukadderat-ı cüz'i. Hani çok başı sonu. Ama yine dediğim gibi, şimdi teşhisin konuluyor, senin genetik testini bilmiyorsun ama senden tümörü alıyor. Tümörü aldıktan sonra tümöre genetik bir test yapıyor. Evet. Şimdi artık tedavi kişiye özgü tedavi oldu. Tabii. Yani o yüzden diyorum hiçbir hasta diğer hastayla aynı değil. Ne yapıyor? Alıyor sana özgü bir tedavi çıkarıyor artık onkolog. Bütün bunlara diğer enerjisel sisteminle çalış. Mukadderat-ı külli yaşayacağımız zaman başı sonu belli. Ama benden doktorum aldı mı benim tümörümü? Tümörün genetik testini yaptırıyor. Hı. Senin genetik testin ayrı. Tümörün genetik testinde ne çıkıyor? Diyor ki şu kemoterapi ilaçlarına cevap verir. Bu kemoterapi ilacına cevap vermez. Bu immünoterapi ilacına cevap verir. Bu akıllı ilaca cevap verir bu kişinin tümörü. Hı hı. Ama işte senle ben aynı değilim ki arkadaşım. Şimal'le ben aynı değilim ki tümör olarak. Evet. Dolayısıyla ben sana akıl veremem. Can Feza Hoca'nın çok güzel dediği bir şey var. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz doktorlar olarak. Dolayısıyla alıyor beni, bana göre bir tedavi protokolü hazırlıyor. Doğru. İşte bu yüzden kansere çare bulundu. Çünkü kişiye özel tedavilerle. Sonra ne yapıyor? Benim immünoterapimi hazırlıyor. Hı hı. Ne yapıyor? Belki bana hipertermi uyguluyor. Hı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Yüksek doz C vitamini veriyor bana. Yan etkimi kesmek için. Ne yapıyor bana? Dördüncü evredeysem ve protokolüm uygunsa damardan IV kurkumin uyguluyor. Hı-hı. Yani bütün bunlarla beslenme şeklini işte sana uygun. Şimdi ben biraz önce de konuştuk. Ayurveda yapıyorum 10 senedir. Ben bunu Sri Lanka'da yapıyorum. Ama bu şimdi Türkiye'de de var. Evet. Çok değerli hocalar var. Bu yapılıyor. Şimdi neden bir fitoterapi var? Neden bu bir bilim? Çünkü bitkinin de bir bilimi var. Aynen. Arkadaşım al sen bu bitkiyi ye, sana da aynı. Şimdi biri... Öyle değil o. Değil. Ben seneler evvel burada da açıklık getirmek istiyorum. Ben dedim ki reishi mantarı yedim. O zaman kulakları çınlasın Rıfat Ababay Yavuz'u aramıştı. Yavuz Posta Gazetesi'nin telefonları kilitlendi. Sizin numarayı vereyim diye. Çünkü manşet şuydu. Mantarı yedi, kanseri yendi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben 36-39 kilo 18 ay yatalak yaşadım. Ben kemoterapimi aldım, radyoterapimi aldım, immünoterapimi aldım. Yani yataktan kalkamadım. Yani bunu sadece o dönem bağışıklık sistemine katkı sağlasın diye verdi. Ama ne yaptı? Bu trombosit oranını düşürdüğü için kemoterapiden önce bunu kesiyordu. Şimdi bunu sana doktorun verecek. Tabii ki. Bilen biri verecek. Ama şimdi bana yazıyorlar, Dide Hanım hangi mantar markası? Yani bunu da söyleyeyim, ben Türkiye'den almamıştım bunu. Tabii. O yüzden paylaşmıyorum. Şimdi bu euro kurlarında arkadaşlar şu euroya şu markayı aldım desem insanlar parası var, sen yaşadın, ben öldüm diye yazıyorlar. Şimdi, bana yazdılar ki bir sürü daha. Yurt dışında yaşıyordun. Biliyorum. Ve yani, o zaman da yani bunlar yani 2007, 2008, 2009, 2005'lerden bahsediyoruz. Bana şunu da yazdılar Twitter'dan.
senin paran vardı, yaşadın, babam öldü, Allah belanı versin. Ama ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Onun çaresizliği o. Evet. O başka bir enerjiyle yaşıyor. Evet. Yani hepimizin imkanları farklı. Ben de bugün Kansersiz Yaşam Derneği ile 2 milyon insana dokunmuşum. Benim elimden gelenin ve yapabileceğimin en iyisi bu. Hiçbirimiz, hepimiz yani farklı koşullardayız. Kendini bir yerde tedavi ederken bu hastalığa farkındalık yaratabilmek için karşılarında bir dernek kurmuş. Ve bu dernekle de insanların mücadele. Hayatına dokunmaya çalışan ve mücadele veren bir kadın olduğunu unutuyorlar. Evet, evet, ama ben de şu anda başka bir şeyin kendimle ilgili şeyini yapmaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani kanser hayatımın merkezinde olmamalı. Hı-hı. Yani artık bu da bir işe dönmeli ve ben de kendim için başka şeyler yapmalıyım noktasındayım tabii şu ki. Anda. Mesela 12 sene böyle geçmiş. Şimdi ben de kendimle bunun challenge'ını yaşıyorum. O kadar bir adanmışlık var ki. Geçen sene hayat arkadaşım kanser oldu. Annem kanser oldu. Evet. Diyorum ki okey. Bunu da enerjisel olarak bir çek çizgini. Tabii ki. Sen beni anlıyorsun, anladığını bildiğim için söylüyorum. Aynen öyle. Aynen. Bu noktada da insanların hayrına çalış. Hı hı. Ama böyle yani dışarıdan çok kolay zannediyorlar. Ama bir çocuğun annesi de bize yazdığında yani çocuk 6 aylık hem kanser hem düşmüş yanık olmuş bezi yok. Ya. Sen bunun sorumluluğuyla uyuyorsun. Tabii ama ki. Kendini adamışsan. Evet. Yani 5 kişi bir araya gelip dernek kurmamışsan. Evet, ben nasıl çalıştığını bildiğim için, yani nasıl bir mücadele verdiğini ve o mücadele çevrendeki gençler dahil olmak üzere nasıl çalıştığını bildiğim evet, için. Onlar iyi ki varlar. İnanılmaz bir bağ kuruluyor. Evet, çok mesela Gizem çok acayip bir bağ kurmuştu. Çok. Ve işte vefat edince çocukları konuşacağız hocam, onu da soracağım ama önce hemen sana dönmek istiyorum tekrar. Şimdi ameliyatını oldun. Oldum, evet. Ve sen o ameliyatı olurken bir videon var. Bir hayat hastalıkta ve sağlıkta dediğimiz. Dün de burada biz evliliği konuştuk. Prenses ilişkileri. Evet. İkili ilişkileri. Çünkü çok önemli değil mi hocam? Moral çok, ve yanınızdaki insanın evet. size kendinizi öyleymiş. Nasıl hissettirdiği. Çok şükür. Çok adam gibi bir adamla hayatını birleştirecek. İnşallah Allah İnşallah. O günde göstersin İnşallah. Ve o süreçte küçük bir videomuz var. Bir seyredelim mi onu? Bir seyredelim, daha hatırlayalım bakalım. Seyredelim. Hayatımda seyrettiğim en güzel videolardan bir tanesi geliyor şu anda. Şu elini parmağına ne taktılar? Nerede taktılar bunu? Benim yüzüm değil. Kimin yüzü o? Benim yüzüm değil. Kimin? Ben de sana soruyorum. Ben almadım. Kim aldı aşkım? Yeni alınmış olabilir mi? Yeni aldım. Ya oğlum ya. Vallahi. Bana sarılır mısın? Ne yapayım? Sarılır mısın? Sarılırım. Yani çok güzel bir video değil mi kesinlikle. Hocam? Yani size bir doktor olarak şükür sormak sebebi. Yani evet, evet. İnsanların özellikle hani biz kadınlarımızda hani Hı-hı. kadınlar erkeklerin en vefalı yoldaşlarıdır ama erkekler Hı-hı. böyle virajlarda hemen savrulabiliyorlar. Evet çok evet. duydum bunu bu arada. Evet, ben etrafımda hani bunu çok varmış. Çok doktor olarak yaşıyoruz. Hı-hı. O nedenle bir insanın hayat yoldaşının olması ve en zorlu anlardaki sağlık bunlardan birisidir. Yanında kalması ve bağlılığını göstermesi en önemli mücadelede en önemli aslında değil katkılardan evet. birisidir. Evet. Ben özellikle de hastalarımda kanser, işte eşler, nişanlar bazen biz 15, ben 20 yıldır gelip gördüğüm hasta insanlar var. Böyle çiftleri görünce değil mi? Çok mutlu oluyorum. Onları böyle el ele görünce değil tabii, mi? Tabii, ki sen de bu süreci öyle yaşadın. Evet. Sen aşk. De aşkla. Ya çok şükür sebebi. Şimdi Hı-hı. ben hem Şimal'e bakıyorum hem arkadan o değerli insana bakıyorum. Benim için evet. ayrı bir şey. İkisi de birbirinden değer. Çok önemli. Çok yani çok. Hayata tutunma sebebi yani o kadar değer çünkü gerçekten bunu bilimsel belki daha önce de konuştuk. La Gazzetta della Sera'da bir araştırma var. Kadınlar kansere yakalandıktan sonra
erkeklerin bırakma oranı kadınların %70. Evet. Maalesef. Kadınların erkekleri bırakma oranı %27. Benim elimin kolumun tutmadığı anlarım oluyordu. Onu yakalayıp hemen arkamdan gölge gibi lavaboya giderken peşimde düşüyorum. Bacak kemiklerim çok artık ayakta duramıyordum çok hocam. Kaslarım erimiş. Artık o götürüyordu. Tamamen aslında o bana evlat gibi baktı. Biz sevgili boyutuna geçtik. Şu an şeye bakıyorum. Biz şimdi sıradan bir sevgi veya aşk yaşamıyoruz. Bizimkinin bir adı var ama aslında adı yok. Çok güçlü bir bağ olduğunu çok söylüyorum şükür. Sadece. Allah tabii her şey kısmet. Artık her şeyi kısmetine hayırlısına bırakarak yola devam eder olduk. O da başka bir şey. Vallahi ben isterim ki değil mi? Ben mutluluğa çok inanıyorum. Mutluluğun her türlü şifa verdiğini evet. bir şekilde çözebileceğimizi tabii ki bilim bizim için çok önemli. Dokunmak, her an temasta olmak değil mi hocam? Partnerinizin yanında mesela hayvanların bile evcil hayvan olsun veya bir sokakta göreceğiniz bir hayvanın bile onun sevgisi ve onunla ilişkiye geçmeniz, temas etmeniz bile bir terapi. Kesinlikle. O nedenle ki insan olarak bir yanınızda bir insan olması, partnerinizin olması muhteşem bir şey. Ama bir canlı bile size bir yoldaş olduğu zaman o bile sizi ivmelendiriyor, iyileşmenize katkı sağlıyor. Sevgi her şeyin tabii ki yani önce tabii ki tıp doktorlarımız çok önemli ama yanınızdaki hep diyorum ben yol arkadaşı. Yola çıkarken yanınıza kimleri neleri aldığınıza dikkat edin. Sizi yarı yolda bırakmasınlar diyorum. Kesinlikle. Şimdi Skype'larımız hazırmış. Hemen konuklarımı almak istiyorum. Sayın Fulya Soybaş gazeteci ve Sayın Boğaç Aksoy oyuncu arkadaşım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz bayağı bir konuştuk. Sizi de şimdi almak istedik ki sizinle de böyle uzun uzun konuşalım. Boğaç'tan başlamak istiyorum. Boğaç'ım çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok takip ettim sürecini. Bu konuda biraz hassasım. Çünkü ailemde de var ve kendimde yaşadığım süreçler olduğu için. Nasılsın şu anda? Kanser artık bitti. Şu anki sağlık durumunu bir alalım önce senden. Öncelikle bugün burada sağlıklı olarak karşınızda olmak çok değerli. Yayınınızda izliyorum. Şimal Hanım'ın yaşadığı her anı ben de sosyal medyada karşıma çıktı ve çok mutlu oldum. Ben kemoterapi alıyordum o sürede. Evet, ben de sizi takip ettim. Ve sizin öyle ağlayarak bir video paylaşmıştınız. O çıkmıştı karşıma ve çok mutlu olmuştum. İnşallah bir daha Allah bizim karşımıza çıkartmaz böyle bir süreci. İnşallah. Ben nasılım? Ben şu anda evde izole bir şekilde doktorumun tavsiyesini uygulamaya çalışıyorum. Pandemi süreci hepimiz için çok riskli biliyorsunuz tedaviden çıktıktan sonra. İlk 2-3 ay benim için böyle bir süreç konuldu. Genellikle belki kahvaltı için doğaya böyle daha böyle mikrop kapmayacağım yerlere çıkıyorum. Onun dışında şu anlık evdeyim. Doktorumdan haber bekliyorum. Bir PET sürecim var. Boğaç, onu bekliyorum. Anlatabilir misin? Ne kanseriydin ve süreç nasıl başladı? Bunu bir duyurduğun an var. Bütün sevenlerin, hepimiz tabii ki insanlar üzülüyorlar, şok oluyorlar. Çünkü konuştuk ya, beklemiyoruz. Hani kendimize yakıştırmıyoruz hiç. Nasıl bir süreçti anlatabilir misin bize? O sizin bahsettiğiniz kendine konduramama sürecini ben de yaşadım. İlk yani bayağıdır herhalde bu kanser öyle bir anda pat diye ortaya çıkan bir şey ama bunun bir öncesi var. Tabii farkında değiliz. Ben bir yokuş yukarı çıkarken doğada bir kampa gitmiştim. Orada bir nefes nefese kaldım ve Allah Allah dedim ya ne oluyor? Hani ben spor yapan, kendine çok iyi bakan bir insanım. Kötü alışkanlıkları çok az olan yani isim vermeyelim sigarada siz bardağından bahsetmiştiniz yayında. Benim için çok minimal şeyler bunlar ve gece hayatı da çok fazla olan bir insan da değilim. Ve kendine konduramıyorsun. Ve doktora gittim. Doktor bana dedi ki yani bir ateşin var bu kanser olabilir. Yok ya dedim ne kanseri. Sonra birkaç hastaneye daha gittim. Farklı farklı testler uygulanmaya başlandı.
Ben üşütmeye bunu yordum sürekli. Çünkü hiç beklemiyorum böyle bir şey. Ve 1,5 ay sürekli böyle kan testleri başladı. Hala ortada bir şey yok söylenen ve ben zayıflamaya başladım bu süreçte. Yani en sonunda verem mi, lenfoma mı denmeye başlandı ve artık net bir şey konulması lazım. Ben bir deri bir kemik kalmaya başladım. Ve sonunda bir parça aldılar, biyopsi yaptılar ve lenfoma tanısı kondu. T hücreli lenfoma, saldırgan olarak geçiyor. Sonrasında teşhis konulduktan sonra süreç benim için daha rahat bir şekilde başladı. Çünkü ne olduğunu bilmediğiniz zaman, belirsizlik olduğu zaman insan böyle eli kolu bağlanıyor, ne yapacağını bilemiyor. Ama adı konduktan sonra biraz daha rahatladım ve kemoterapi süreci başladı. 6 kürlük bir süreçti. Ancak 3 tane veriliyordu. Yani 3 gün üst üste veriliyordu. Toplamda 18 tane kemoterapi aldım. Şimal Hanım daha demin bahsetti. Gerçekten çok zor bir süreç. Evet. Psikolojik olarak kendine konduramama süreci ve sonrasında ben onu hızlı atlattığımı düşünüyorum. Biraz böyle eğlenceye vurmaya başladım. Belki evet, ben de eğlenceye vurarak atlattım. Çok doğru söylüyor. Çok gülmeye çalıştım. Etrafımdaki insanlarla, o kemoterapi alan insanlarla sürekli neşeli bir şekilde gittim. Sürekli gülmeye çalıştım. Etrafımdaki dostlarım, ailem, nişanlım hep beraber öyle güzel bir sinerji oluşturdu ki anlamıyordum. Yani bir tek o kemoterapi alırken ki evet psikolojik süreç ve saçlarımın, işte kaşlarımın gitmiş olması beni tabii ki etkiledi. Çünkü kendine bakan insanlarız. Genelde işimizi, bunu paramızı tabii bununla ki kazanan insanlarız. Ve bu süreçte bu beni etkiledi. Ne kadar süre devam edeceğini de bilmiyorum. Akabinde bir süreç daha geldi. Tedavi oldum, ben iyileştiğimi zannediyordum ama doktorum yavaş yavaş ısındıra ısındıra gidiyormuş. Bu iyi oldu belki de benim için. Çünkü sürekli böyle bir iyileşme motivasyonuyla hareket ettim. İkinci işte süreç başladı benim için. Kitle bayağı bir azalmıştı. Timus bezinde çıktı benim. İlk kürlerden sonra onun tamamen hani %1, %2'lik bir kısmı kaldığını söylediler ve tekrardan bir kemoterapi süreci ve ilik nakli olacağımı söylendi, kök hücre. Bu benden alındı çünkü benim temiz çıktı. Belimden alınan kemik iliğim temiz çıktığı için bana tekrardan kendi hücrelerimden nakli oldum. Otolog. Otolog nakli oldum, evet. Ve şu anda bu süreci yaşıyorum. 21 gün hastanedeydim. Çıktıktan sonra çok mutlu oldum eve geçtiğim için. Zaten Şimal Hanım da, Dida Hanım da bahsettiler. Gerçekten çok zor bir süreç ama insana farklı bir güç veren, işte ne bileyim, hayatı şu anda daha farklı yaşıyorum. Daha farklı bir motivasyonla, daha olgun, etrafımda daha pozitif insanlarla yola devam etmeye çalışıyorum. Daha kuvvetliyim, daha güçlüyüm. Buradan da o anlaşılıyor zaten. Hemen Fulya Hanım'a da sormak istiyorum. Sevgili Fulya Soybaş, hoş geldiniz. Fulyacığım, Fulyacığım. Merhaba. Geçmiş... Hoş bulduk. Merhaba Şimay. Merhaba. Geçmiş olsun aramızda diyorum. Aramızda bir hafta var Şimay. Bir hafta var. Evet. Benim saçım uzuyor. Sıklıkla konuşuyoruz. Evet evet. Benim geçmiş saçım uzuyor. Ardından hemen Fulya diyor. Benim de uzuyor bir hafta sonra. Süper. Şimdi tabii bu ilişki de çok önemli. Çok, İnsanların birbiriyle kurduğu bu bağ, bu güç değil mi? Bu psikolojiyi ne kadar değerli. Çok kıymetli, çok kıymetli. Bir hani şey gibi bakmamak değil mi? Anlatabilir misiniz Fulya Hanımcığım? Ne oldu? Siz nasıl yaşadınız bu süreci? Nasıl fark ettiniz? Geçtiğimiz yıl Nisan ayında işten eve döndüğüm zaman böyle bir duş almak istemiştim. O sırada elime bir kitle geldi. Öyle fark ettim. Çok sert ve büyükçe bir kitleydi. Biliyorsunuz yani pandemi sürecinden geçiyoruz. Pandemiyle beraber 2 yıldır neredeyse evlere hapsolduk, kapandık. Ben de 2 yıldır hiçbir kontrolümü yaptırmamıştım. Aman hastaneye gitmeyeyim, aman hastaneden uzak durayım, gidersem korona olurum kaygısıyla. O yüzden mamografi ya da diğer check-up'larımı hiçbir şekilde yaptırmamıştım. Dedim ki bu kadar büyüdüğüne göre ve bir anda elime geldiğine göre bir şey olmalı, gideyim dedim. Süreç öyle başladı benim için. Hastaneye gittim, hemen şüphelendiler. Mamografi, MR,
sonrasında biyopsi, sonrasında PET çekimi derken 5 Mayıs'ta tam tanı kondu. İleri evre meme kanseriydi. Kol altında da metastaz vardı. Ondan sonra süreç başladı. 16 kemoterapi aldım bu sürede. Hı hı. Bitti. Şu anda ameliyat oldum. Sonrasında da radyoterapi süreci başladı. Işın tedavisi görüyorum. Şu anda da öyle devam ediyor. Peki şimdi siz şey yaptırıyor muydunuz her sene, değil mi, diyor ya doktorumuz da belli bir yaşa. Kaç yaşındasınız? Bize yaş sorulmaz aslında ama yani hadi diyelim ki. Yaşımı söylesem. Ruh yaşı. Yaşı geçtik, yaşı unuttuk. Yaş yok, yaş yok, yaş yok. 44 yaşındayım. 44 yaşındayım. Allah çok çok güzel yaşlar nasip etsin inşallah. Hep birlikte sağlıkla saatle kutlayacağımız. Siz de yaptırıyor muydunuz yıllık bakımlarınızı? Yani işte bir jinekolojik muayenenizi, işte meme muayenenizi, bunları yaptırır mıydınız? Evet, 40 yaşından sonra düzenli olarak yaptırmaya başlamıştım. Önem sarf ediyordum. Bir de böyle hani gidemediğim zaman da bedenimi dinliyordum. Çünkü benim de öyle. Burada bütün katılan konuklar gibi öyle kötü alışkanlıklarım yok. Gece hayatım yok. Spor yaparım, dengeli beslenirim. Yani zaten İzmirliyim, bilirsiniz biz de hani hep böyle... Ot çöp yenir. Tabii biz bol bol ot çöp. Evet. Ben de. Peki hemen şunu sorabilir miyim? Ondan sonra çok kısa sizlerden müsaade isteyip bir reklama gideceğim. Sonra tekrar devam edeceğiz sohbetimize. Ailede var mı? Çünkü genetik durumunu konuşuyoruz hocamızla. Yok mu? Yok. Hiç kanser yok. Başka kötü bir hastalık da yok. Ben gen testi de yaptırdım. Hı hı. O bütün geçmişe de bakıyorlar. O da negatif çıktı. Hiçbir şey yok. Yani... Ben hatta çok sorguladım bunu ilk öğrendiğim zaman. İnsan sorguluyor. Hepiniz eminim öyle sorgulamışsınızdır. Ah diyorsunuz, neden ben? Neden? Evet. Nasıl olur? Kendime dikkat ettim. Bir sürü şey yaptım. Niye ben? O biraz da yani mukadderat. Evet. Yani çözümünü bulamıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Benim doktorum onu çok güzel açıklamıştı. Dedi ki bazen oluyor. Kısa çöpü sen çektin. Evet. Kısa çöp oluyor dedi. Bazen ben de öyle diyorum. Güzel. Yani evet, kısa çöpü bu sefer verdim. Peki Boğaç evet, kardeşime de sormak istiyorum. Boğaç, sizin ailede var mıydı? Hiçbir genetik bir ben bu testi yaptırmadım ama anneannem benim kanserle mücadele ediyordu senelerden beri. Anne, baba, teyzede de tiroid üzerinden hani iyi huylu genelde hani şeyler, kitleler, ufak böyle gözüken kitleler var ve ameliyat olacaklar. Önümüzdeki yıllarda düşünüyorlar bununla ilgili. Çünkü takip ediliyor. Ama benim gibi ağır süreçten geçen bir tek anneannem biliyorum. Yani onun dışında... Peki o zaman çok kısa bir ara vereceğim müsaadenizle. Bir reklamlara gideceğiz. Dönüşte hocamızla bu süreçlerin atlatılmasını tekrar konuklarımla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden bir yere ayrılmayın lütfen. Biz devam ediyoruz tabii, ara olduğunda böyle konuşuyoruz. Çünkü çok önemli bir şey söylüyordu Şimal. Dedi ki mesela şimdi sen artık bakımlar yapıyorsun. Evet. Çünkü bunun bir arınma süreci var. Siz değerli konukların Fulya Hanım ve Boğaç için de geçerli. Bütün kanserden yani bu kemo, çünkü dediniz ki 18 kür aldım, 16. Siz Fulya Hanım kaç kür aldım demiştiniz? 18 mi sizin de? 16. Boğaç'cığım sen ne kadardı? 18 miydi? Benim 18 tane. 18'di. Seninki? Benim 12. Senin 12. Senin senelerce. Senelerce süren bir. Peki hemen hazır hocamızı burada yakalamışken sormak istiyorum. Şimdi bunun bir yan etkisi mutlaka oluyor bu kemoterapi. Tabii. Değil mi? Yan etkileri ne ve bunun arınma süreci, yani sonrası nasıl oluyor? Kemoterapilerde özellikle bizim gördüğümüz en çok bir kere vücudun evet hayat kurtarıyor ama organlarımıza ve dokularımıza erken yaşlanmaya neden olabiliyor. Radyoterapi olsun, kemoterapi olsun. Tabii ki biz bu dozlamaları işte doktorluk sanatının önemli şeylerinden biri, bu dozların ne kadar verileceği ve ne kadar sürede kesileceğini hastaya yönelik tedavilerin nasıl planlanacağına bakarak karar veriyoruz. Şimdi kan değerlerindeki bozulmalar 1-2 hafta yani ani gelişen bozulmalar, işte beyaz kanda düşme, trombositte düşme birkaç hafta, 3 hafta civarında sürebiliyor. Ama kemoterapiler tamamlandıktan sonra
bağışıklık sistemi işlevlerinde, sayı normal ama işlevlerinde bir yıla kadar süren bir bozukluk dönemi başlıyor. Yani salgılarında bu T hücresi olsun, B hücresi olsun, bunların virüslere, bakterilere karşı, kanser hücrelerine karşı salgılarında ve işlevlerinde, bunları yok etmelerinde bazı bozukluklar ortaya çıkıyor. İşte bunların düzenlenmesi, kalbimiz biraz yaşlanabiliyor. Bunun tekrar geriye iyileştirilmesi ve düzenlenmesi, karaciğerimizde bir miktar ilaçlara bağlı yağlanmalar olabiliyor. Kemik iliğinde hücrelerde bir miktar hasar, cildimizde bir miktar hasar, beynimizde bir miktar hasar olabiliyor. Beyine hasarla ilişkili olarak böyle ağır bir hasar değil ama... Ben unutkanlık yaşıyorum şu an. Özellikle gençlerde bizim o antrasiklin dediğimiz kırmızı, ticari isim değil, kırmızı serum meşhurdur o. Kör olası kırmızı serum. Evet. O biraz unutkanlık yapıyor. Çok acı. Aa, çok kötü bir şey, çok kötü. Evet, sevgili fobia ve boğaçlısı. O, evet. O değil mi? O çok galiba. Hepimizin kırmızı şeytan. Şeytan. Onunla ilgili de... Zaten saçı da herhalde en çok döken. Evet, en çok döken. Yani bulantıyı en çok yapıyor. Unutkanlığı da yapan faktörlerden birisi. Hayat kurtarıcıdır. Ama... doğal bir ilaç olduğunu da ilk keşfedilen doğal kökenli bir ilaçtı. Doğal antibiyotik tabii doğadan elde edilen, mikrobik canlılardan elde edilen bir ilaçtır aslında o. Bunu da her doğal olan şey de yan etkisiz olmuyormuş. Çok iyi bir ilaçtı. Bunların yan etkileri olabiliyor. Bir kere insanların bir kendileri... Düzenli su içecekler. Yani ben 1,5-2 litre diyorum ama yaz, kış fark edebilir, cüsse fark edebilir. Benle bir, hiç benden su, daha iri yarı olan insanların farkı şu. Suyun özelliği şu, bakın. İlaç içtiğimiz zaman veya ilaç uygulandığı zaman bunun metabolize edilmesinde damar içi sıvının miktarı önemli. Düzenli su içtiğimizde karaciğer, özellikle de böbrek atılımı daha rahat oluyor. Düzenli su içmeyenlerde, yeterli suyu içmeyenlerde... Organlarımızda özellikle yağ dokuda bu ilaçlar bir miktar birikebiliyor. Yani ilaç banyosu içerisinde kalabiliyoruz. Hemen hocam çok özür diliyorum. Fulya Hanım size sormak istiyorum. Çünkü hocamız en başta şey dedi. Kadınlar az su içiyor dedi. Siz de az mı su içiyordunuz? Evet, yani hastalığa yakalanmadan önce neredeyse günlük bir litre, zaman zaman unuttuğum da oluyordu. Çay, kahve daha çok öyle yaşıyorduk. Boğaç'cığım sen peki? Ben de sanırım öyle. Düşündüğüm zaman sadece spor yaparken insanın vücudu suya ihtiyaç duyuyor. Onun dışında genelde işte setlerde, karavanlarda biz de hep kahve veya çay içerdik. Çocuklarımız için özellikle aileden gösterilmesi gereken şu suyun yerine hiçbir içecek geçmez. Evet. Çocuklarımız ve herkes, ben yardımcım var mesela, ona da selam gönderiyorum, içmiyor. O da bir genç kızımız, içmiyor. Yani su aslında bizim temel detoksumuzdur. Bir kere yeterli su içeceğiz. Egzersiz yapacağız. Evet. Egzersiz hayatımızın olmazsa olmazı. Egzersiz derken hep beni Türk, bizim yani Türkler göçebe hayat kalmış da ondan sonra göçebelikten sonra oturma pozisyonuna geçmiştir. Hani bir yerden biz kalkarsak kaparlar diye. Bir oturmuşuz, tam oturmuşuz. Orada da erkeklerimiz özellikle tembel. Boğaç bir şey. Evet, Boğaç'ın. Sizi yakalamışken ben şunu sormak istiyorum. Benim bu süreçte hastanede yatarken ayak uyuşukluğu başladı ve hala geçmeyen bir ayak uyuşukluğum var. Yani hala böyle bayağı bir karıncalanma var ve geçmiyor. Evet, bu biraz o, herhalde uzun sürecek. Tabii duruyor. Biraz uzun sürebiliyor. O da Cezayir menekşesinden elde edilen, o da bir doğal ilaç. O doğal ilaçların gözü kör olsun. Aslında bitkisel bir ilaç, ona neden olan. Aynısı benim bir yakınımda da var şu şimdi, anda tedavi tabii, gören. Orada hani, bu açı. Ben de azıcık bir gerilmede mesela bacağımın üstü zayıflıyor ve ellerim karıncalanmaya başlıyor. Şimdi orada da insan şöyle söylüyoruz. Yani burada aslında tedaviye ilk başlarken bu tür uyuşmaların olabileceğini tahmin ettiğimiz ilaçlarda ki sizde de aynı şey. 12 haftalık tedavi alanlar var. O 16-12 hafta. 12. Onlar haftalık tedavi. Onlar uyuşma yapabiliyor. O da bitkisel kökenli bir ilaçtır. Tıbbi ilaçtır. Bakın hani biz onkolojide kullanıyoruz ama yan etkileri var. Onlarda mesela çıplak ayakta yürümek, tabii ki soğuk havalarda, sıcak yerde, çimde, kumda yürümek yazın mesela. Emniyetli yerlerde. Beyne sürekli sinyal gitmesini sağlıyor. Bunun çalışmaları da yapıldı. Uyuşmayı azaltmada, hızlandırmada, tesbih çekmek, yazı yazmak,
Bu işte dikiş puzzle dikmek, yapmak, dikiş dikmek, aynen örgü yapmak. Benim bir yakınımın bunlar... ayaklarında böyle ayakları siyah siyah olmaya başladı. Artık rengi çünkü bir benim tırnaklarım öyle oldu. İşte öyle mi? İlaçlara bağlı evet renk değişikliği oldu. De olabiliyor. Hı-hı. İşte güneşten korunmaları evet. vesaireyi söylüyoruz. Yani egzersiz yaparken de aslında egzersiz aynı zamanda kan dolaşımınızı arttırıp hı-hı. bağışıklık sisteminizi uyarıyor. Bakın çok ilginç bir çalışma var. Güzel de bir çalışma. Egzersiz yapan insanların kanını alıyorlar. Serumunu ayrıştırıyorlar. Bir kanser hastasından kanser hücrelerini alıyorlar. Laboratuvar ortamında o serumla kanser hücresini karşılaştırıyorlar. Kanser hücreleri ölüyor. Yani vücudumuzda egzersizle ürettiğimiz antikanser maddeler var. Egzersiz dediğimiz zaman spor gelmesin. Yürüyüş. Yürüyüş olabilir. Elektrik mesela, bisiklet. Değil mi? Yarım saatlik yürüyüş. Yokuş aşağı yokuş yukarı değil. Düz yolda. Tempolu yürüyüş. Etrafında bile şöyle apartmanın kesinlikle. Çevresinde evin bile için, doldur. Evin, eviniz biraz büyükse evin içinde yürüyün. Ben şu an pandemide ev içinde yürüyorum. Yani bulunduğum yer çünkü ana cadde kenarı. Hocam artık dışarı çıkabiliyormuşuz. 7 gün olmuş. 3. aşıdan sonra ben çok kalabalık da. Olduğu için çıkamıyorum. Ha, hiçbir şey olmuyormuş artık. Evet. Artık onu da söylemişler. Peki çok özür diliyorum daha söyleyeceğim size ben biraz bu konuda hassasım sinirliyim daha doğrusu. Fulya Hanımcığım siz çocuğunuz var mı acaba emzirdiniz evet, mi? Evet var. Emzirdiniz var. Mi? Evet emzirdim. 8 ay kadar. Hı hı. Peki bu süreçte bir kadın olarak yanınızda eşiniz var mıydı? Destek miydi? Şükür o da kaçmadı. Çok şükür. Aman ne güzel. Ben bu adamları çok, ay ben bu yayını çok sevdim. Evet. Ben bu adamları da çok sevdim. Böyle güzel adamlar varmış değil mi hocam? Bunları varmış duymak. Tebrik ediyorum. Ha şöyle olun artık. Ben de şanslıyım. Evet. Çok şanslısın. Bahar'cığım sen de çok şanslısın. Biliyorum bir nişanlın var. O da senin yanında çok değil mi? Çok. Onların desteği, yanımızda olmaları, ailenin anne kesinlikle çocuğunuzun desteği de çok önemli. Öğretmeni. Belki daha önceden anne paylaşırken söylemiştim veya söylememiştim. Ama onun enerjisi de bana çok iyi geldi bu süreçte. İnanılmaz. Bir yandan nişanlım, bir yandan annem. Gölgeleri eksik olmasın üzerimizde. Evet ve annenin fotoğrafıyla paylaştın galiba bundan kurtulduğunu. Yanlış hatırlamıyorum evet, değil evet. mi? Evet. Çok özel bir an. Çünkü annelerimiz zaten bizim adımıza ben de anneyim. Ve işte bütün anneler bilir ki çocuklarımızın adına zaten çok endişeleniyoruz. Bir de böyle bir süreçte tabii ki anne psikolojisi ve annenin şu anda nasıl olduğunu merak ediyorum psikolojik olarak sana nasıl destek olduğunu. Hala sürekli günde 10 defa arıyor çünkü biz uzaktayız. Annem görevde hala. Hı hı. Sinop'ta kendisi. Hı hı. Tekrardan geri dönmek zorunda kaldı. Hı hı. 13 yaşından beri herhalde biz böyle senede bir veya iki defa bir araya gelebiliyoruz. Ve ben bunun herhalde küçüklüğümden beri bir şey olsun da ben ona ulaşabileyim. Cümlesini çok etmişimdir ve bu hastalık da ilk defa hatta daha demin Dida Hanım bahsediyordu. Herhalde bu hastalığı da ben çektim kendime. Bir şey oldu ve 6 ay biz beraber yaşadık. Ya. Kelimelerin galiba sihirli gücü var. Var. Değil mi? Ağzından ilk çıkanı ilk kendin duyuyorsun. Aslında beyne bir sinyal veriyorsun. Gibi. Yani hı. Onun da ayrı bir şeyi var. Ya bu tamamen bence hani Can Feza hocamı bir gün almayıp hani onlar çok bilimsel taraf. Biz Can Feza hocamızı bugün daha uzamı biz iki saat daha konuşuruz burada. Birazdan yani çok da hani konuşalım biz Can da isterim Feza ama hocamı kenara bırakıp diğer dörtlü olarak ayrı bir program yapıp bunun böyle daha enerjisel değil tarafını konuşabileceğimiz onu Fulyacığımı da alıp öyle bir hocamıza yani, inanıyor canım. Ağzından değil mi? Çıkarı. Hocamız da hem bilime hani de bunun daha enerjinin böyle enerjisel ve yani spiritüel tarafını da konuşabiliriz. Herkesin kendi iç iyileşme gücü vardır. Evet. Hastanın yani hastalık değil hasta iyileşir. Evet. Yani çünkü tabii kişinin önce kendi iyileşeceğine inanması ve tıbbi ekibe güvenmesi zaten bizim şeydir. Aile, hasta, sağlık ekibi bir saç ayağıdır. Bunlardan birisinde bir eksiklik oldu mu problem yaşarız ama güven. En önemli şey yani biz teknik direktörüz diyelim. Aile seyircidir, destekler.
oyuncu ama hastadır. Tabii. Biz taktik veririz. Peki ya, şunu sormak istiyorum Fulya Hanım. Siz evladınız kaç yaşında? Ah ben onu sordum. Şu an 9 yaşına bastı. 9 yaşına bastı. Peki bir anne olarak benim de 11 yaşında bir evladım var. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın. Allah bizleri bağışlasın. De onlara bağışlasın inşallah. Ona nasıl açıkladınız ve bir anne olarak ne hissetmiştiniz? Benden çok yaşayacaksın. Benim için çok önemli. Eminim ekran başındaki tüm kadınlar ve anneler için de çok önemli. Ne hissettiniz çocuğunuza? Bunu söylediniz mi? Yani o kadar zor ki bir kere bu kanser sürecinin başıma geldiğini öğrendiğim anda kendimi hiç düşünmedim. Yani sadece şunu hatırlıyorum, böyle oturup ya ölürsem çocuğuma ne olacak diye düşündüm, hatırlıyorum. Yani kendimi ölmekten geçiyorum. Öyle de bilirim. Ama hani ben ölürsem çocuğuma ne olacak? Daha hani ne kadar büyük olurlarsa olsun çocuklar çocuk. Hani evet, ona daha doyamadım. Ya bir şey olursa diye düşünüyorsunuz. O duyguyla baş etmek benim için çok zordu. Bunun için yardım da aldım. Özellikle kanser konusunda çalışan bir psikologla görüştüm. Bu duygularımı ona açtım. Çok yardımcı oldu bana. Bu süreci yaşayan herkese çok tavsiye ediyorum. Ama ne işe yarar, konuşacağım da ne olacak demesinler. Ne olur mutlaka bir terapi alsınlar, görüşsünler. Bütün bu süreçlerde çok işe yaradı bende. Çocuğuma ilk başta söyleyemedim. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Çünkü kendim de kendi sürecimi daha içselleştirememiştim. Hani her sabah uyanıyorum. Kanser miyim? Kanserim şimdi ya. Evet, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Kendiniz kabul etmemişken daha çocuğunuza söylemen çok zor. Yardım alarak nasıl davranmam gerektiğini, ne yapmam gerektiğini öğrendim. Saçlarım döküldüğü zaman çok kötüydü. Israrla saklamaya çalışıyordum çünkü çocuğumdan. Hemen gittim bir peruk edindim. Hatta ona da şöyle söyledim. Uzun saçtan çok sıkıldım, biraz kestireceğim dedim. İlk başta kısa kestirmiştim. Onu bile beğenmedi. Anne, hiç anneler kısa saçlı olmaz ki ama dedi. Ondan sonra hemen ben gittim bir peruk edindim. Dedim yok, olmayacak bu böyle. En son artık o perukla bütün süreçleri geçirmeye çalıştım. Hem kendime güvenim geldiğinde, hem kendi durumumla barıştığımda, artık bunu içselleştirdiğim zaman çocuğuma da söyleme zamanı gelmişti. Şöyle anlattık, anne memeden dolayı bir rahatsızlık, bir hastalık geçiriyor, zor zamanlar oluyor. Kemoterapi aldığım zamanlar çok yorgun oluyordum, çok bitkin uyku hali, o zor zamanlar. Zaman zaman seninle oynayabilecek, seninle vakit geçirebilecek enerjide olamıyor. Ama bu bir süreç, hepsi geçecek. Senin de bize yardımcı olmanı istiyoruz. Çabuk adapte oluyorlar, biliyor musunuz hiç? Evet. Aslında böyle çok değil yani, çok göründüklerinden daha akıllılar. Ve güçlüler değil mi? Duyguları evet, kesinlikle çok daha gelişmiş. Hep yanımda durdu, elimden tuttu, beni öptü, sevdi. İşte meme rahatsızlığı deyince mememi sevdi falan böyle. Daha çabuk kabullendi. Artık saç peruğu da attıktan sonra onu da söyledim. Saçlarımın artık çok kısa olması lazım ama yavaş yavaş uzayacak, merak etme dedik. Hatta şöyle bir yarışa girdik. Onun da saçını kestirdik benimle beraber. Hadi bakalım şimdi en çabuk hangimizin saçı uzayacak dedi. Şimdi her gün geliyor bana şey yapıyor. Benim saçım senden daha çabuk uzadı, gördün mü? Falan diye. Kendince çok bir oyun ve şey içerisinde, kabulleniş içerisinde. Yani tabii ki bir anne için çok önemli hani nasıl söyleyeceğim çocuğuma demek ama... Süreci atlatmak için de psikolojik destek evet, almak. Boğaç sen alıyor musun? Sen alıyor musun? Ben evet destek alıyorum. Ben de düşünüyorum. Daha almaya başlamadım çünkü evden çıkamadım. Ama gerçekten hepimizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hepimizin, çok zor bir süreç. Ama bu hastalığa yakalandığımız zaman ailelerimizin yıkımını görebiliyoruz. Mesela benim annem dedi ki sana canımı vermek istiyorum. Her şeyimi sana adamak istiyorum şu an. Ama diyor o kürek kemiğinin ağrısını almak için kürek kemiğini olmak istiyorum ama onu bile olamıyorum. Aslında aileler çaresiz. Bizden daha çok çaresiz. Evet. Yani
Anneme şimdi mesela iyileştim diyorum. Bana diyor ki sen iyileştin, ben 1000 iyileştim. Senin canın acıdı, benim 1000 kere acıdı. Emin ol ben senden daha büyük bir kanseri yendim kızım. Çünkü dedi bana. Ben bu sene o kadar enteresan bir şey yaşadım ki. Boğaz çok güzel bir şey söyledi. Dedi çok ki, kısa bir ara vereyim, ondan sonra lütfen unutma. Tamam. Olur mu? Çok kısa bir aramız var. Lütfen hemen bir yere ayrılmayın bizden. Hemen burada olacağız efendim. Evet efendim, sayılı zaman çabuk geçiyor. Biz maalesef tabii çok az bir süremiz kaldı ama hemen hem Skype'taki konuklarıma sevgili Boğaç'a gelmiş geçmiş olsun şimdiden diyorum. İnşallah çok en kısa sürede seni yeniden setlerde görmek. Bütün İnşallah. Hayranların seni bekliyor. Amin. İnşallah. Evet, bir kere çok güzel bir mesleğim var. Ve o meslek seni daha da yaşama bağlayacaktır. Daha da bu iş bitmiş gitmiş zaten artık. İnşallah. Fulya Hanımcığım, sizi de Allah tabii ki evladınıza, çok sevdiklerinize ve eşinize buradan bir kere daha tebrik ediyorum. Çok duyarlılığınız çok önemli. Bir gazetecisiniz. Gazetede sürekli yazıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Söylemek istediğiniz bir şey var mı kadınlara? Çok önemli. Farkındalık çok önemli. Aman ne olur benim başıma gelmez demeyin. Gidin kontrollerinizi yaptırın. Vücudunuzu, bedeninizi dinleyin. Yani bunu söyleyebilirim. Bu çok önemli. Çok çünkü hep bir başkasının başına geleceğini düşünüyoruz ama kendimizi hiç düşünmüyoruz. Hiç düşünmüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyoda bulunan konuklarım, iyi ki geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Çünkü siz iyi ki varsınız. Gösterdin, anlattın. Didar'cığım sen zaten yıllardır hayatımızdasın ve bu kadar farkındalık yaratabilmek için verdiğin çaba ve derneğinle beraber iyi ki varsın. Estağfurullah, ben de yani herkese ya çok teşekkür ediyorum. Acayip güzel bir yayındı. Herkesin enerjisi muhteşem. Evet, muhteşem. Derneği bir daha söyleyelim. Derneğe üye olabilirler mi? Destek nasıl olurlar? Bu çok Instagram önemli. Instagram hesabından çok aktifiz Instagram'da. Hı-hı. Instagram kansersiz yaşam. Oradan ulaşabilirler. Bana da oradan ulaşabilirler. Kansersiz Yaşam Derneği üzerinden. Ya çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman onur beraber olmak. Evet, daha uzun uzun bu önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Hocam hemen size de şunu sormak istiyorum. Devletimiz gerekli desteği kanser hastalarımıza bildiğim kadarıyla sağlıyor diye tabii, düşünüyorum. Bunu bir hemen açıklayalım. Ülkemizde kanser erken tanı tarama testleri, kanser tedavileri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tabii ki insanlar tercihine göre farklı merkezlere başvurabilir ama SGK anlaşmalı hastanelerde ücretsiz hizmetler verilmektedir. Bir de yurt dışından gerektiği zaman hayati önemdeki ilaçları biz kanser hastalarına Sağlık Bakanlığımızın özel izniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aracılığıyla getirtebiliyoruz. Bunu da belirteyim. Hani kişiye özel kanser tedavileri açısından çok farklı ilaçlar var ve dünyada gelişmeleri izliyor. Buna göre de getirtiyoruz. Devletimiz sağ olsun bu imkanı da sağlıyor. Hani şunun parası var, şunun şeyi var. Öyle bir şey yok. Devlet gerektiği zaman ve mutlak yararını gösterdiğimiz zaman, belgelediğimiz zaman yardımcı oluyor. Burada doktorumuzla kuracağımız ilişki çok önemli. Çünkü ben de biliyorum, ailemde bu tedaviyi gören bir kişi var ve devlet tarafından karşılanıyor. Tedavisi de yapılıyor. O yüzden kansersiz kanserle mücadele eden herkese şimdiden gelmiş geçmiş olsun. Tabii ki hastalıklar olacaktır hayatımızda ama seni şarkılarınla yeniden sesini dinleyerek. Sen zaten başımızın tacısın. Hocamız da öyle. Efendim bu akşam umuyoruz ki bir nebze olsun dokunabilmişizdir. Bir farkındalık yaratmak için. Biz bu yayınları sizi bir daha alacağım. Hocamız olmadığında her zaman geliriz. Her zaman. Ama hocamız şeydir. Bilimle inanıyoruz. Bilime güveniyoruz. Tabii ama insan enerjisi değil mi hocam? Tabii. Her zaman için çok önemli. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm ekibime, özellikle sevgili Yakup'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sağlık, her şeyin başı sağlık. Mutluluğun sırrı, lütfen mutlu yaşayın, sağlıklı yaşayın. Sevdiklerinize sık sık sarılarak yaşayın. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.